Bu akşam 40. yılında 68 programı çerçevesinde Türkiye Sosyalist Hareketi'nin, devrimci mücadelesinin, bağımsızlıkçılık mücadelesinin çok önemli isimlerinden, kilometre taşlarından biri olan Sayın Mehmet Ali Aybar'ın 13. ölüm yıl dönümünde Türkiye Sosyalist Hareketi'nde, Türkiye Devrimci Mücadelesi'nde, 68 oluşumunda ki yerini, önemini belirtmeye çalışacağımız bir program sunuyoruz sizlere. Bu programda, geçen programda söylemiştik, Mehmet Atay arkadaşımız özel çalışmaları nedeniyle bir süre bu programlara katılmayacak. Sonraki dönemde, yani yakın bir süreç sonucunda tekrar birlikte olacağız. Mehmet Ali Aybar'ı ölüm yıl dönümünde, ölüm gününde mezarı başında anmıştık. Şimdi bu program çerçevesinde kendisini saygıyla anarken konuğum olarak Mehmet Ali Aybar'ın mücadele sürecinde İşçi Partisi içerisinde, sonra da Sosyalist Devrim Partisi içerisinde çok yakınında bulunmuş, onunla birlikte mücadelenin bütün aşamalarında olmuş çok değerli bir abimiz, arkadaşımız Ayata Beğensel'le bu programı yapacağız. Ayata Bey'le yaşanan bu süreci birinci elden tanıklıkla sizlere anlatmaya çalışacağız ve bu anlatım içerisinde Sayın Mehmet Ali Aybar'ın, hocamızın Türkiye devrimci mücadele içerisindeki yerini pratikte de kendisiyle birlikte olmuş bir ilk ağızdan dinleyeceğiz. Bu açıdan hem çok önemli, hem belgesel nitelikte, hem de geçmişi yeniden yaşayanla yaşama gibi bir olguyu da sürdüreceğiz. Mehmet Ali Aybar 1905 yılında İstanbul'da doğuyor. Bu doğumun sonrasında çocukluğu yine İstanbul'da geçiyor. Galatasaray Lisesi'ni bitiriyor. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Hukuk Fakültesi'ne giriyor. Hukuk Fakültesi'nden mezun oluyor ve orada asistan olarak, sonra da doçent olarak görev alıyor. Tabii bu süreç bu kadar kısa, anlattığımız kadar hızlı geçmiyor. Uzun yıllara bağlı 1905-1942 sürecinde. Fakat Mehmet Ali Aybar'ı süreci içerisinde, yaşama tarzı içerisinde kimin nesidir, kimin çocuğudur, hangi sosyal koşullarda, hangi siyasal atmosferde büyüdü, gelişti, bunu da, buna da kısaca bakmak gerekiyor. Babası, daha doğrusu şöyle başlamak gerekir. Mehmet Ali Aybar son derece elit, seçkin bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. Örneğin Nazım Hikmet'le çok yakın akraba. Örneğin bir çok yakını, o zamanın ünlü İzmir valisi Halil Paşa. Örneğin Halil Fuat Cebesoy, Atatürk'ün bir numaralı yakın çalışma arkadaşlarından çok önemli bir isim. Yine çok yakın akrabası. Babası Hüsnü Paşa, dedesi Hüsnü Paşa, babası Osmanlı ordusunda yarbaylık yapmış. Cumhuriyet döneminde Kurtuluş Savaşı sırasında savaşa katılmış bir kişi. Annesi, anne tarafından yine son derece etkin ve yetkin bir ailenin çocuğu. Ciddi bir eğitim geçiriyor. Bu eğitimin içerisinde asistan olmaya karar veriyor. Çok entelektüel, çok bürokratik, çok ileri bir ailenin çocuğu olmanın getirdiği bütün sorumluluğu ve olgunluğu o yaşlarda edinmiş oluyor. Ve çok ilginç, spora meraklı. Atletizm yapıyor. 4x4 bayrak yarışı. Türkiye olimpiyat seçmelerine katılıyor Türkiye'de. Avrupa birinciliği alıyor. 200 metre Türkiye rekorları kırıyor. Tipik bir siyasetçi profili çiziyor. Yani sosyal hayatın da bütün alanların içerisinde kendisinde yer buluyor ve bu alanlarda da hep başarılı oluyor. Atletik yapısı, atletik vücudu,
ve atletizmi olan, ki bu arada futbol da oynuyor. Tabii bütün bunları böyle çok kronolojik bir şekilde ben sıralama gereğini duymuyorum ama bir yaşamın bütünselliği içerisinde o gençlik yıllarında her şey var. Yani futbol var, atletizmde çok üstün başarılar var, son derece etkili bir eğitim hayatı var ve ailece, yani hem anne tarafından hem baba tarafından ta 1908 meşrutiyet mücadelesini gerçekleştiren komutanlardan kaynaklanan, onlarla birlikte hısımlık, akrabalık, çok yönlü bir de sosyal hayatın dinamiklerini ve Cumhuriyet öncesi dönemle beraber Cumhuriyet sonra Cumhuriyet dönemini ve Cumhuriyet sonrasını çok canlı birinci elden kurucular ve yapıcılar içerisinde yaşanmış bir hayat. Bu bakımdan son derece önemli ve buradan Türkiye sosyalizminde çok önemli bir denge noktası, çok önemli bir isim doğuyor. Bu da Mehmet Ali Aybar. Değerli izleyiciler, 1944'te yanılmıyorsam İstanbul Üniversitesi'nin 1942'de pardon, asistan olarak giriyor. Ve asistanlığında hayat hikayesi açısından bunları belirlemekte fayda var. Hocası da Ali Fuat Başgil. Yani Ali Fuat Başgil, sonra da bilenler, ismi bilenler hatırlayacaklardır. Türkiye'deki sağ ideolojinin ve sağ hukuk anlayışının çok önemli bir temsilcisi. Profesör Ali Fuat Başgil. Önemli bir hukukçu. Türkiye siyasal hayatına, düşünsel hayatına damga vurmuş bir isim. Ama pozisyonu sağ kesimde. Ama Mehmet Ali Aybar kendisinden saygıyla ve sitayişle bahsediyor. Yani bu onun solculuğu üzerinde, Mehmet Ali Aybar'ın solculuğu üzerinde herhangi bir etki, herhangi bir karşı çıkış olarak görülmüyor Ali Fuat Başgil tarafından. Şimdi bunu niye vurgulayarak söyledim? Çünkü bir sonraki aşama çok önemli. Yani söyleyeceğim şey çok önemli. 1944'te doçent oluyor. Doçent olunca ilk yazıları da yayınlanmaya başlıyor. Askerlik sırasında Kayseri'de bir gazetede, oradaki gazetenin sahibi kendisinden başmakale rica ediyor ve bu başmakaleleri yazıyor haftada bir. Bu duyuluyor. Sonra gazetedeki o yazıları devam ettirerek İstanbul'a geliyor. O arada doçent oluyor. Doçentliğinde sosyalist düşünceleri savunduğu için tepki görmeye başlıyor. Sıddık Sami Onar o zaman hukuk fakültesi dekanı. Bu dekanlığı sırasında, yani Sıddık Sami Onar'ın ki 27 Mayıs'ta çok önemli bir isim, hatırlayanlar, bilenler anımsayacaklardır. Çok önemli bir isim ve Sıddık Sami Onar'a dönemin bakanı, burası işte biraz ilginç, bunu biraz da düşünmek gerekir, Ayata Bey'le de konuşmaya çalışacağım. Hasan Ali Yücel, Sıddık Sami Onar'a Mehmet Ali Aybar'ın sözleşmesini yenileme, onun fakülteden uzaklaşmasını sağla diye talimat veriyor. Ve bunun üzerine Sayın Aybar üniversitedeki doçentlik hayatıyla akademik hayatına son vermiş oluyor. Ondan sonra avukatlığa başlıyor. Şimdi ben epey bir giriş yaptım. Sayın Mehmet Ali Aybar'ı şöyle çok ana hatlarıyla tanıtmış oldum. Şimdi tanıtımını yaptım. Sayın Ayata Beğenseli size kim olduğunu da söyledim. Yani Mehmet Ali Aybar'ın çok uzun yıllar yanında olmuş, Türkiye İşçi Partisi'nde yöneticilik yapmış, Sosyalist Devrim Partisi'nin kuruculuğunu yapmış. Her aşamada büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla, bugün de aynı, sosyalist mücadelenin içerisinde olmuş çok değerli bir abimiz. Sayın Ayata, ben şimdi Aybar'ın hayatını çok ana hatlarıyla özetledim. Ve bu özetlemeye ilave edeceğiniz bir şey varsa onu rica edeyim. Ve bundan sonraki süreç, siyasal süreç nasıl işledi? İzmir'de Zincirli Hürriyet
vakti çıkartıyorlar bir gazete olarak. Sonra o kapatılıyor, çok fazla sürmüyor. Yani yoğun da bir yazma çizme mücadelesi içerisinde hayatı devam ettiriyor. 27 Mayıs'a geliniyor. Yani o avukatlık mesleği içerisinde. O arada bilinen çok etkin bir şey yok ama 27 Mayıs'la birlikte Türkiye'de değişen siyasal hava, anayasal değişiklik, anayasal değişikliğin getirdiği özgürlük ortamı ve neler oldu? Buyurun sizden dinleyelim. Evet. Tarihsel bir an, canlı tanık, her şeyi anlatmaya çalışacak. Bence Türkiye'nin sadece o dönem için değil, ondan sonraki bütün dönemler için ve ondan öncesi için en önemli oluşum Türkiye İşçi Partisi'nin kurulmasıdır. Türkiye İşçi Partisi herhangi bir parti olmanın ötesindedir de. Çünkü Türkiye İşçi Partisi'ni kuran 11 tane işçi sendikacısıdır. İşçi sendikasının yöneticisidir. Bunu söylememdeki bunların maksat şu. Biz diyorlar sendikalarla yaptığımız mücadelede işçilerin haklarını alamıyoruz. Bütün önlerimize çıkan engeller yasal engellerdir. Yasal engelleri kaldıracak olan parlamentodur. Parlamentoda ise bir tek işçi yoktur. İşçiyi düşünen de bir tek milletvekili yoktur. O halde biz işçilerin yerine işçiler olarak onları partiye, parlamentoya sokacak partiyi kuracağız. Ve böylelikle 11 tane sendikacı Türkiye İşçi Partisi'ni kuruyorlar. Bir süre sonra bu ayla yani ifade edilen bir rakam 7-8 ay sonra bu işi yalnız kendi başlarına da yapamayacaklarını somut olarak gördüklerinden bir genel başkan arayışına giriyorlar. Aydın kesimde Çalışanlar Partisi var, başka sosyalist parti kuruluşları var. Bu arayışı içerisinde Mehmet Ali Aybar'a da karar kılıyorlar ve birlikte Mehmet Ali Aybar'a partinin genel başkanlığına gelmesi için çağrıda bulunuyorlar. Mehmet Ali Aybar da kabul ediyor ve bu kabulünden sonra bir ancak diyor tüzükte de değişiklikler yapılması lazım. Bu parti tüzüğünün sosyalist bir parti tüzüğüne dönüşmesi lazım. Ve bunun için de Türkiye İşçi Partisi'nin tüzüğünde bir takım düzeltmeler yapılıyor. Ayet bunların... Bey bir şey unutmayın sözünüzü evet. Ama bir, böyle tatlı bir anekdot olarak okumuştum. Bu kendisine Bebek'teki evine gidildiği zaman gece yarısı da gidiyorlar. Öyle bir karar veriyorlar. Evet, burada tatlı evet. Bir anı var. Kapı çalınıyor. Eşi Siret Hanım pencereden bakıyor. Bahçede bir sürü insan ve yanlarında da polis bekçi ya da şaşırıyor Siret Hanım diyor böyle böyle. O bakıyor yani bir baskın var zannediyor. O yüzden karar almış o işçi önderleri, işçi arkadaşlar. Böyle de bir anısı var bu işin evet, yani. Evet. O zaman açıyor kapıyı. Ondan sonra içeriye alıyor giriyor, ve evet. İçeride... Aklıma geldiği için söyledim. Yok çok iyi yaptınız. Çünkü önemli bir evet. Şey. O günkü koşullarda Mehmet Ali Aybar niteliğindeki bir insan dahi kapısı çalındığında evet. Neler aklına geliyor, neler düşünebiliyor, ne gibi önlemler almış bunları görüyoruz. Bunların somut bir delildir. Yani bugünle mukayese ettiğimizde köprülerin altından çok sular aktığını görüyoruz. Ve bu suları akıtan da Türkiye İşçi Partisi başta olmak üzere Sosyalist Devrim Partisi ve diğer tabii sol mücadeledir. Şimdi benim burada bilhassa belirtmek istediğim önemli bir nokta var. Aybar'ın tüzükte yapmış olduğu 3 maddenin çok önemlidir. Bu 3 madde Türkiye İşçi Partisi ile birlikte Türkiye siyasi hayatına yön veren maddeler olmuştur. Benim kanım. Ve bilhassa bunların içerisinde 53. madde. İzin verirseniz okumak tabii, istiyorum. Tabii. Ortak hükümler, madde 53.
partinin bütün organlarında görevli bulunanlardan yarısının tüzüğün 38. maddesinde sözü edilen iş yeri esasına göre tutulmuş listeye kayıtlı veya sendika yöneticisi olan üyeler arasından seçilmiş olması gözetilir. Yönetim organlarınca kongrelere sunulacak aday listeleri bu esasa göre tertiplenir. Kongrelerde delege ve organları bu esastan ilham alarak seçerler. Şimdi 38. maddeye geçiyorum. Çünkü buraya atıfta bulunuyor. Listeler başlığını taşıyor 38. madde. İlçe hudutları içinde oturan ve partiye üye yazılmak isteyenler, oturdukları mahalle veya çalıştıkları iş yeri yahut oturdukları köy listeleri olmak üzere 3 listeden birine kaydedirler. Her liste 100 kişiliktir. İş yeri esasına göre tutulan listelere kendi üretim araçlarına sahip olmadığı için emek gücünü üretim aracı sahiplerine satarak yaşayanlar veya işçi sendikaları yönetim organlarında görevli bulunanlar kaydettirilir. Mahalle listeleri falan geçiyor. Şimdi Türkiye'de ilk defa bir parti tüzüğünde bütün organların, merkez organlardan ilçe organlarına kadar en az yarısının üretim araçlarına sahip olmadıkları için emeklerini satmak zorunda kalanların listede parti yönetiminde yerleri tüzük hükmü gereği ayrılıyor. En az yarısı olmak üzere deniyor. Bunlar adaylar için de geçerlidir. Yani partinin en az yarısı hiçbir mülk sahibi olmayan, iş sahibi olmayan direkt hani eski bizim Marksist zincirlerinden başka kaybedecek bir şey olmayan emekçilerden ve oluşuyor. Toplumsal acıyı çeken, yaşayan, yani aç kalan, yoksul kalan, çoluk çocuğunu okutamayan, sağlık durumlarından endişesi olan insanların bulunduğu yer. Asıl sorun sahipleri. Evet. Bunların ancak sorunlarını, kendi sorunlarını kendilerinin çözeceği. Yani bu aynı zamanda Aybar'ın örgütlenme modelinin de özünü, özetini ve temelini teşkil ediyor. Oluşturuyor. Evet. Aybar bu partiye davet edildiği günden Sosyalist Devrim Partisi'nin kapatıldığını diyelim kendileri, yani ben katılmadım o toplantıya çünkü kapatılmasına karşıydım. Kapatma kararına kadar bunu unutmayalım. O süreci rica edeceğim sizden. Evet. Yani o kapatma kararında ne oldu? Siz neye karşı çıktınız? Ben onu, devam etsin diyorum. Onu sonra. Sonra bir ara sonra. Buraya, bu sonu şeye kadar egemen olan düşüncedir. Gerek yazdığı kitaplarda, gerek bütün mücadelesinde hocanın bu ilkeyi görüyoruz. Onun için bunu okudum ve ayrıca bu ilke ve bağımsızlık meselesi, yani tüzüğün ikinci ve üçüncü maddesi, hocanın hazırlamış olduğu maddelerde, bununla birlikte Türkiye'de bundan sonraki sosyalistler arasındaki tartışmaların ister madde ismi söylenerek, ister söylenmeyerek temeldeki anlaşmazlıklar diyeyim, görüş ayrılıklarının nedeni olmuştur. Ve en son hocanın yazmış olduğu kitaplardan birindeki Leninist örgütlenme modelinin Burjuva örgütlenme modeli olduğuna dair başlıklı adlı kitabının da temel fikri buradan geliyor. Bu nedenden bu tüzük maddesinin buraya konmuş olması da bir tesadüf eseri değildir. Benim kanım ve ikili görüşmelerimizdeki bütün konuşmalarımızdan edindiğim intiba, hoca belli bir fikri bu süreç içerisinde deneylerle hem geliştirmiş hem denemiş, yenk taşına vurmuş olaylarla birlikte ve böylece süzülerek 1970'lere, 80'lere kadar delinmiştir. Bu bakımdan bu maddeyi bilhassa belirtmek istedim. Ayrıca bu madde
11 tane sendikacının parti kurma düşüncelerini de ancak biz yapabiliriz. Ancak işçiler iktidara geldiği zaman kendi sorunlarına çözüm getirirleri de pekiştiren bir maddedir. Bu konuda da sendika liderleriyle bir bütün içinde olduğunda görmekteyiz. Şimdi bunu söyledikten sonra benim hocayla, Aybar'la tanışmam parti kuruluşundan, yani daha doğrusu parti kuruluşundan sonra ve Kırklar ilinde Türkiye İşçi Partisi'nin kurulmasına için Şaban Erik ve Cemal Hakkı Bey Kırklar eline gelmişlerdi. Selek. Oradan gelip görüp adayları tanıştırdığımda onlara, il yönetim kurulunda görev alacak olan kişiler. Oradan sonra karar verilince ziyarete gitmiştim kendisini. O zaman ilk tanışmamız oldu. Ama sene kaç? Sene 1963. 1963. 63. Evet, Kırklar ilinde 63. Partinin kuruluşu 62. 62'dir. Ve 6 ayda biz bütün ilçe teşkilatlarını kurduk Kırklar ilinde. Bu arada yine... Bir şey söyleyeceğim Ayat abi. Şimdi partinin tüzüğü, kuruluş felsefesi falan bunu söylediniz. Fakat parti program olarak ne diyordu? Şimdi öyle, tüzüğü güzel. Kitlelere dayanıyor, doğrudan emekçilere dayanıyor. Demokratik yöntemi, yepyeni bir anlayışı ortaya koyuyor. Fakat program olarak ne diyordu? Bir de ona program miyiz? Yani tabii, partiyi tabii. Kuralım diyorum ya. Tabii. Tüzüğünü parti, koydu programını. Şimdi parti programının hemen yapılamayacağı için hoca bu üç maddeyi yazdı. Çünkü programın kabulü, yanlış hatırlamıyorsam 74 yılında yapılan büyük, ilk büyük kongrede. Şey için, İşçi Partisi için. İşçi Partisi'nin, pardon, 64. 64'te olan, evet. Yapılan, da, İzmir'de bir yapılan. Not var. Bu notları size izin verirseniz bir söyleyeyim de okuyabilir tabii, miyim? Tabii, tabii. Şimdi Türkiye İşçi Partisi tabanda kurulan ilk partidir. Köylü evet. Kökenli 11 sendikacı ile bir şoför basın toplantısı yapıyor ve tipinin ezilen işçi sınıfının partisi olduğunu açıklıyor. Bu 14 Şubat 1961. Şimdi şöyle yapıyor. Tipin tüzük ve programı, tabii tüzüğü siz söylediniz de. Şimdi tipin programı Marksist bir program. Yanlış. Evet, evet. Evet. Ama Marksizme eleştirel bir gözle bakıyor. Yani benim, siz doğrudan içinde yaşadınız. Benim bir şeyim varsa aldığım notlarda bir ilave edeceğiniz ya da yanlış, onu lütfen düzeltin. Proletarya diktatörlüğüne dayanan bir parti değil de işçi sınıfının demokratik öncülüğü etrafında birleşen, tüm emekçilerin temsilcisi olduğunu söyleyen, onları iktidara getirmeyi amaçlayan bir partidir. Tamam, bunu öyle. Niye belirttim? Bak şurada şimdi... Tabii geleceği süreç içerisinde bakın, proletarya diktatörlüğüne dayanan bir parti değil diyor. İşçi sınıfının demokratik öncülüğü. Şimdi evet. Proletarya diktatörlüğüyle işçi sınıfının işçi sınıfının proletaryanın diktatörlüğünü atlaması, onu koymaması, yani 70'lere gelirken doğacak olan o büyük soldaki büyük tartışmaların, problemlerin kaynağı buraya dayalı olduğu için diye düşünüyorum. Bu benim yorumum. Çünkü böyle bir amaçla kurulmuş bir parti, sonra ne oldu da Türkiye solu? Çünkü oraya geleceğiz. Yani 68, 69, 70 İşçi Partisi içerisindeki problemler. Yani bunlar hep böyle bir fikir jimnastiği olarak söylüyorum. Evet. Bu temele dayanan, bu anlayışa dayanan bir partinin İşçi sınıfının, proletaryanın diktatörlüğü değil de öncülüğünü koyan bir partiye yönelen eleştirilerden kaynaklanan sonraki dalga dalgalar. Şimdi öyle bir açıklama. Şimdi o noktaya tüzükte bir şey daha ilave edeyim. Çok özür dilerim. Programdan şu var. Birinci sorun sömürüye son vermek diye şey yapıyor. Ama ikinci bir şey var. İkinci madde bağımsızlık. Bu son derece önemli İşçi Partisi'nin programında. Bunun alt şeylerinde izin verirseniz söyleyeyim. Oradan siz devam edeceksiniz uzun süre. NATO'dan çıkmak o zaman evet. En önemli sorun. İkili anlaşmaların feshi, üslerin kapatılması.
tam bağımsızlık dediği siyasada, ekonomide, maliyede, askerlikte ve kültürde. Bu programı da şimdi kavradıktan sonra buyurun söz sizin. Şimdi biraz önce hoca tüzükteki değişiklikleri, yaptığı değişiklikleri ifade ederken ikinci ve üçüncü maddelerden bahsettim ama okumamıştım. Şimdi ikinci maddeyi bir gözden geçirelim. Madde 2, partinin karakteri. Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İşçi Sınıfı'nın ve onun demokratik öncülüğü etrafında toplanmış bütün emekçi sınıf ve tabakaların, parantez içinde ırgat ve küçük köylülerin, aylıklı ve ücretlilerin, zanaatkarların, küçük esnaf ve dar gelirli serbest meslek sahipleri ile ilerici gençliğin ve toplumcu aydınların, parantez kapanıyor, kanun yolundan iktidara yürüyen siyasi teşkilatıdır. Bunu belirtmemin sebebi program tüzüğe aykırı değildir. Tüzüğe yeni bir şey de katmamıştır. Program tüzük ilkelerini daha somut olarak ifade eden olaylar, memleket meseleleri içinde daha somut olarak tabana indirilmekte bize kolaylık sağlayan, ya bize derken o zamanki il ve ilçe teşkilatını kastediyorum, bir el kitabı, bir yönlendirici kitap olmuştur ve çok istifademiz olmuştur. Bütün taşra teşkilatlarında bu program ve bu tüzük bizim Trakya çapında teşkilatlanmamızın en büyük önemi 53. madde bu ve bu okuduğum amaç maddesi olmuştur. Ve bunun devamı var. Uzun zaman olursa okurum. Ben bilhassa şimdi burada hem hocayla aramızda geçen bir diyaloğa neden olan bir olayı anlatacağım. Hem de bunu nasıl, şu ilkeleri somutta nasıl kullandık, nasıl anlattık, nasıl kitleyle bütünleşebildik ki Trakya 50'den 60'tan önce CHP'ye oy verirken 60'tan sonra sağ partilere, Demokrat Parti, Adalet Partisi'ne falan oy vermiş bir bölge iken bunlar oldu. Şimdi biz o olay şu, 63'te parti kuruldu Kırklar ilinde, bütün ilçeleri tamamladık. 15 ilde bütün ilçeleriyle tamamlanması gerekiyordu seçimlere girebilmek için, böyle bir koşul vardı. Biz yılbaşına kadar bütün ilçeleri tamamladık, süremiz de vardı daha. Bu arada Kırklar ilinde haftalıktı çıkan gazeteler, o gazetelerden birinde Türkiye İşçi Partisi'ne isim vermeden ama onu kastettiği çok açık olarak belli. İşte bunlar komünisttir, bunlar da şapka hikayesi vardır, bunlar da şu vardır, bu vardır, böyle döşenmişler. Ben de il başkanıyım o tarihte. Düşündüm, o zaman da genel merkez İstanbul'da, aldım gazeteyi, doğrudan oraya genel merkeze gittim. Yürütme kurulu toplantı tarihindeymiş. Bekledim dışarıda. Ara verildi. Nihat Sargın genel sekreter yardımcısı. O tarihte Cemal Hakkı Selek genel sekreter. Nihat Bey'e sordum, böyle böyle bir durum var. Gidip görebilir miyim? Akşam da dönmek istiyorum dedim. Dedi, sen bilirsin ama dedi, yürütme kurulu arasında pek adet değildir. Düşündüm, kapıyı vurdum ve girdim. İşte çay içiyorlardı, o ara verilmiş. Hoca başını kaldırdı. Doğru, ona gittim, kendimi tanıttım. Daha önce tanışmıştık ama yine tanıttım. Böyle bir olay var dedim. Ne diyorsunuz? Ne yapayım? Şöyle bir baktı beni, tepeden tırnağa süzdü. Okuyup yazman var mı dedi. Var dedim. Tüzüğü okudun mu? Okudum dedi. İl başkanısın ve görevlerini de biliyorsun. Biliyorum. Hadi çık dışarı dedi. Çok güzel. Ve hayatımda teşekkür ederim dedim ve çıktım. Beni parti çalışmalarımda teşebbüs sahibi inisiyatifimi kullanmak becerisini veren davranışıdır hocanın. Müthiş. Ve gittim Kırklareli'nde, işte ildeki arkadaşlar bekliyorlardı. Şimdi ne yapacağız?
Buna biz karar vereceğiz dedim. Olur mu öyle? Olur dedim. Eğer tabanın sesini, yani aşağıdan yukarıya ya, bu mücadele kimin mücadelesi? Bizim mücadelemiz. Yani aşağının, tabanın mücadelesi. Ha bunun mücadelesini taban parti üyeleri, işçileriyle, köylüleriyle verilmesi lazım. Ama nasıl olacakmış? Ha onu düşünelim. Ve dedim, biz amaç da o belli süre var. 15 ildeki bütün ilçe şeyin illerin kuruluşu o sırada daha bitmedi, olmamış. Ondan önce çökertmek. Evet. Yani ki, karşı devrim size saldırıya geçti. Saldırıya geçti. Ama şimdi onu nasıl püskürteceksiniz? Ve bunun çalışmalarını düşündük, yapalım ve köy çalışmalarına başladık. Köyde anlattığımız nokta şuydu. Bu parti sizin partiniz. İşte tüzük şu. Ve sizler buyurun. Parti yöneticileri yönetimi olarak, biz il olarak hemen kaydınızı yapacağız. Yeter ki siz şu tüzüğü okuyun, biz bu sorunlara sahip çıkıyoruz deyin. Efendim, işte o yazıları birisi çıktı okudu. Peki de ben sana soruyorum, sen partiye girince kapıya şapka mı koydurtacaksın? Sen gel sahip çık, bakalım öyle mi? Ya da dininden mi vazgeçeceksin? Ya da yani burada denenler hemen sen olacak mısın? Biz sen geleceksin. Bana oy ver demiyorum dedim. Türkiye İşçi Partisi'ne oy da ver demedim. Demeyeceğim de size dedim. Ama gelin bu partiye sahip çıkın. Bir. İkincisi yine ilgili tüzük maddesini açtım. Seçimlerde, milletvekili seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi aday adaylarından para almaz. En az listesindekinin yarısı seçilebilecek yerlerde işçi olacak ve onların parlamentoya girmesi için kendi masraf yapar, kendi ne kadarsa imkanı. Bunu yapan da başka partide yoktur dedi. Ötekilerin hepsi demokrati der ama demokrasiyle en ufak bir bağlantıları, ilişkileri yoktur. Sözde herkesin seçilme hakkı vardır ama sana derse ki aday adayı olarak şu kadar para vereceksin, sen de o parayı veremeyeceğin için senin seçilme hakkın çöpe atılmış olur arkadaş. Şimdi Hayat abi, bunu anla, yani bu çok önemli. Fakat bir şey soracağım. Önce bir vetere girelim. Aybar'ın hem görüntüsünü, sesini de alalım. Fakat şu soruyu hemen soracağım. Şimdi bunlar güzel, çekici. Ve doğrudan kitle benim partim diyor. Fakat programı nasıl kavrattınız? Onu sonra bir şey yapalım. Yüvetele'den tamam. Sonra söyler misiniz? Programı mı? Şimdi programı halka nasıl anlattınız? Yani bağımsızlık sorunu, toprak sorunu, açlık sorunu, sömürü. Şimdi oradaki sorun neydi? Vetere'ye giriyor muyuz arkadaşlar? Bir saniye abi. Bir veteremiz var. Orada Aybar'ın kendi sesi. Kendi sesinden görüntüsü. Görüntüyle beraber kendi sesi. Bizim sosyalizmimiz bundan dolayı yerli bir sosyalizm. Bizim geleneklerimize, göreneklerimize bağlı bir sosyalizm. Bizim sosyalizmimiz insana saygılı, sevgili bir sosyalizm. Bizim sosyalizmimiz halkımızla bütünleşmedikçe sosyalizmin kurulamayacağı inancında olan bir sosyalizmdir. Bundan dolayı da bizim sosyalizmimiz bağımsızlığımıza %100 bağlı, demokrasiye bağlı bir sosyalizmdir. Çünkü bağımsızlık ve demokrasi olmayınca sosyalizm olmaz.
Evet, VTR'yi izledik. Burada kendi sesinden dinledik. Tabi bu uzun bir konuşma ama orada çok önemli bir şey söylüyor. Bağımsızlık ve demokrasi olmazsa olmaz. Bağımsızlık olmadan demokrasi de olmaz. Şimdi Türkiye'de, buraya bir parantez açarak söylüyorum bunu, devam edeceğiz. Bugünkü sorun o zamandan tespit edilmiş. Bugün de Türkiye'de bunu söyleyebiliriz. Mehmet Ali Aybar'ın o günkü öngörüsünü bugün tekrarlıyoruz. Bağımsızlık, başta ekonomik, siyasi, askeri, mali bağımsızlık olmadan bugün demokrasi nutukları atanların hepsi, onayını alarak soruyorum, hepsi yalan söylüyor değil mi? Kandırıyorlar milleti. Tamamen. Tamamen değil mi? Tamamen. Şimdi buradan devam edebiliriz. Demek işin özeti, ana ruhu bağımsızlık. İşte bunu nasıl anlattınız? Yani programı tarımda, sanayide, sömürü, emek, bağımsızlık, dış politika, NATO, bunlar halka nasıl anlattınız? Şimdi tüzük güzel, her şey iyi. Yanlış hatırlamıyorum. Önce bir yarım kalan bir nokta tabii vardı. Tabii, buyurun buyurun. Bütün bu bundan bağlantılı olduğu için, yani köylere gidip bunları söylüyorduk. Gelin işte göreve çağırmak. Bunun yanı sıra bir şey daha yaptık. Kırklareli'nde yayınlanmakta olan bir Kırklareli adlı gazeteyi kiraladık. Ha, bu çok önemli. Kiraladınız. Kiraladık. Şöyle kiraladık. Bu resmi ilan alan gazetelerden. Zaten hepsi öyleydi. Haftada iki çıkıyordu. Resmi ilan alıyordu. Adı Kırklareli olan kiraya veriliyordu. Resmi ilanları o alacak. Geri kalan bütün gazeteyi biz çıkartacağız, masraf bize ait. Hmm. Böyle bir anlaşma yaptık. Matbaa da var içinde. İşte bir arkadaşımız da daha önce yerel gazetelerde çalışmıştı, Emer Bayar adı, unutmam onu hiç. O da gazetenin yani fiilen başına geçti, yürütücüsü oldu. Ve o gazete bizim organımız oldu. Gerek merkez genelgeleri, gerek hocanın demeçleri, parti konuşmaları, çeşitli illerde yapılan kongreler ve program, ana maddeler, gazetenin başlık köşelerinde, ayrı yerlerde devamlı olarak yayınlandı. Ve seçmen kütüklerinden tespit etmiş olduğumuz adreslere bunlar ayda bir defa, iki defa, yani posta paramız olduğu müddetçe gönderildi. Bir, bunu böyle yaptık ve bu yıllarca devam etti. Ama asıl şeyimiz, biz öncelikle yani sadece bağımsızlık meselesi değil, köyün yahut bölgenin somut olaylarından hareket ettik. O somut olayları konulan teşhisler doğru ise sizi can kulağıyla dinliyor. Ötekilerini de dinliyor. Ama o somut olaylar onu pek indirmiyorsa kalkıp kahveden de çıkıyor. Biz kahvelere gidiyorduk. Yani köylere gidip kahvelerde. Daha mesela birçok köye gittiğimiz zaman Ahmet seninkiler geldi diyor. Ahmet'i Köy İşçi Partisi'nin temsilcisi olarak seçmiş bile. O bizi karşılıyor. Oturun diyor. Şimdi işte bugün bunu anlatacağız. Şimdi bu somut olaylar çünkü onun canı oradan yanıyor.
Bir örnek vereyim. Trakya peynir üretir. Ama peynir de sütten yapılır. Sütün fiyatını alıcı koyuyor. Yani kışın bir avans para dağıtılır süt hayvan sahiplerine, mandıracılar tarafından. Halen öyle devam ediyor. Halen de öyle, değişmez kural. Yani sanki buğday yetiştirenin buğdayının fiyatını başkası mı, kendisi mi koyuyor? Onun da işte toprak mahsulleri ofisi vesaire, yani alıcısı koyuyor. Halen. Bunu hesaplayarak bir sütün, bir litre sütün kaça mal olduğunu, ama kendisi ailesinden beraber inek sağıyorsa onun da masrafını, yevmiyesini koymak suretiyle. Yani bir fabrikatörün üretim için yapmış olduğu masrafları bir hayvan sahibi de, eğer orada kendisi de çalışsa, kızı da çalışsa, onların da ücretlerini koymak suretiyle, ya işte yiyecekli hayvan beslenmesinin masrafını koymak suretiyle yapıldığı zaman, inanır mısınız, yarı yarıya fark çıktı ve zararına satıyorlar. İşte sorun burada. Ha, bu sorunu nasıl çözeceksin? O zamanlarda kooperatiflere falan komünist işi diyorlardı. Biz kooperatiflerde ama sen yönetici olacaksın, mandıracı değil diye bunları anlatarak kendilerinin söz ve karar sahibi olmasını, her aşamada, sadece partide değil, kooperatifinde, sendikasında bunları anlatmaya çalışıyorduk. Bunların yanı sıra, bunlarla gereken, bunların sen istediğin gibi karar verebilmen için mandıracıdan bağımsız bunu yapacaksın. Mandıracının bir şekilde bağın varsa mandıra sahibiyle, sen mandıra sahibinin sana empoze ettiği fiyatı vermeye kalkarsın. Devletlerin bağımsızlığı da aynı bağımsızlıktır. Yani devletler arasındaki büyük küçük devlet ilişkisinde, büyük devlet ben sana şu silahı veririm veya şu işi yaparım ama sen de benim bu dediğimi yaparsan dediği zaman, o senin menfaatine değilse ona direnebilecek, bağımsızlığını koruyabilecek bir siyasi iktidarın bulunması lazım geldiğini anlatırdık. Tıpkı mandıracıyla fabrikatördeki şeyler bu. Yani bu benzetmelerden böyle yararlanarak o günlük yaşantısından. Ki o zaman da tabii bugünkü gibi bir medya yok, iletişim araçları yok. Tabii, son derece sınırlı her şey. Sınırlı, radyo bile evet. Bunları mutlaka, ama onun çok faydasını gördük. Yani köylere gitmemizin, her sene bir bütün Kırklareli'nin 200 küsur köyü vardı. Senede bir defa her köye gidilirdi. En az. En az. Ve böylece bir şey oldu ve hiçbir köyden de bir terslik görmedik. Hiç bilmediğimiz yerlere gittik. Bir iki tane olmuştur. Mesela bu anlattığım mandıra hikayesini Kırklareli'nin İnece, Edirne yolu üzerinde İnece köyü vardı. Orada anlatmıştım. Birisi bak bunlar komünisttir dedi. Başladılar gülmeye. Hı hı. Şeyi nasıl çalıştırdılar peki? Yani bu sosyalizm karşıtı, düzen yanlısı unsurların size tepkileri, engelleri nasıl oldu? Bize hiçbir engelleri olmadı. Olmadı. O iki o gazetede çıkan iki yazının dışında hiçbir engeli olamadı. Son derece, çünkü bizim mesela bu bahsetmiş olduğum milletvekili adaylarından alınacak olan parayı partilerden birkaç, CHP'de dahil olmak üzere, bunlar demokrasi düşmanı, bütün partileri kötülüyor, siyasi partiler diye. Sonra süreç nasıl gelişti? Pardon, savcılığa şikayet ettiler. Savcının vermiş olduğu karar, gerçek demokrasiyi bunlar savunmuştur, siz değil dedi. Öyle bunu, savcılar varmış demek. Var ya, o devirde Pınarhisar savcısı, evet, bu kararı vermiştir ve takipsizlik kararı vermiştir. Şimdi niye bunu anlattım? Yani baskı, hiçbir baskı görmedik. Yani şey olarak, ne parti üyeliği, ufak tefek belki şeyler oldu ilçelerde. O Trakya'nın şansı, belki Trakya insanından kaynaklanan bir şey. Çünkü o dönemde neler oluyor Türkiye'de partiye karşı, işçi sınıf, işçi partisine karşı Türkiye'deki büyük provokasyonlar, büyük karşı çıkışlar, uluslararası düzeyde etkilenmeler, Komünizmle Mücadele Derneklerinin büyük saldırıları falan. İçişleri Bakanı'nın
işte o zamanki Faruk Sükan'ın nefes almalarımızı bile kontrol ediyoruz diye beyanı vardı. Evet. Biz de iyi dedi bizim edin. Nefesimizde bir şey yok. Hiçbir yerimizde bir şey yok. Abdestimizden şüphemiz yok. Yani diyeceğim o şeyler burada bir örnek olsun diye programdaki bir takım bağımsızlık ilkesi gibi ilkelerin anlatılmasında bağımsızlığın böyle onların günlük hayatlarından atıflarda bulunarak anlatmaya çalıştık. Ve o zaman anlaşıldı. Yani daha somut kavradılar. İçinde kavrayanlar da oluyordu. Ve biz sıkıntı çekmedik. Programdaki bir takım bu niye var diye. O iki şeye bakıyordu. Onların deyimiyle elimizde bir tek dilimiz kaldı. O da gitmesin. Bir tek de karımız var. Ne kadar var? Bu ikisi bizim olsun. Yani bu onların deyimi olduğu için rahatlıkla ifade ettim burada. Olay buydu. Peki İşçi Partisi bu bağımsızlık özellikle NATO'ya ve CENTO o zaman çok önemli bir faktör değildi ama NATO Türkiye'deki bağımsızlık anlayışının yok edilmesine son derece etkili bir unsur. Üsler konusu vardı hatırlayacaksınız. Şimdi Mehmet Ali Aybar da Kemalist gelenekten gelme, Kemalizme son derece sıcak bakan, Kemalist ilkeleri benimsemiş, Kurtuluş Savaşı, çünkü ailece Kurtuluş Savaşı'nın destekçisi bir yapıdan geliyor. Bütün aile Kurtuluş Savaşı'nın içerisinde Mustafa Kemal'in yanında yer almış. Böyle bir gelenekten, böyle bir mücadeleden gelme bir siyasal lider. Buradan zaten başka bir tavır da beklenmez. Ve Mustafa Kemal'in bağımsızlık ilkesini partinin de temel ilkesi haline getirdi. O süreçte genel siyasette ki 63'ten 64, 60, özellikle 65'e geçelim biraz hızlandırarak karşı devrimle, Amerikancı güçlerle, gerici güçlerle yaşanan mücadeleyi anlatabilir misiniz? Çünkü şunu biliyoruz yani TİP, Türkiye İşçi Partisi mutlaka NATO'dan çıkılması gerektiğini evet. söyleyen üstlerin mutlaka kapatılması gerektiğini söyleyen bir siyasal hareket, bir siyasal parti. Yani bağımsızlığın bugünkünden farklı. O zaman Büyük Orta Doğu projesi yok. Emperyalizm aynı emperyalizm. O zaman bugünkü gibi Amerika sınır komşumuz olmadı. Yani Irak'ı işgal etmedi. Bağımsızlık bugünkü mevziden bakılmıyor ama o zaman dünyadaki kamplaşma çerçevesinde Sovyetler Birliği ile Sovyetler Birliği Amerika iki süper devlet diyelim, iki güçlü devlet. Amerika'nın Türkiye üzerindeki hesapları onu 52'de NATO'ya almakla bağımlı hale getirme. Ekonomide, sosyal hayatta, siyasette ve kendine dönük, kendine bağımlı iktidarları getirmekle kendi gücünü pekiştirmek istiyor Orta Doğu üzerine Türkiye'de, Sovyetlere karşı. Ama buna karşı da direnen, Türkiye'nin bağımsızlığını savunan bir işçi partisi. Bu siyasal mücadele hangi boyutlarda gelişti? Biraz açabilir misiniz bu konuyu? Şimdi çünkü bir okurumuz da, işte dinleyicimiz pardon, soruyor. Tipin diyor NATO ve üsler konusundaki tutumu neydi diye. Ben açıklamaya çalıştım ama bunu derinleştirelim. Şimdi tamamen söylediğiniz gibi yani NATO'ya karşıydık. Amerikan üslerinden karşıydık. İşin ilginç tarafı yanlış hatırlamıyorsam bu dönemin, bu ilkelerin, bu görüşlerin yaygınlaşmasında 65 seçimlerinde 15 milletvekilinin parlamentoya seçilmesinde ve orada onların aktif olarak yaptıkları konuşmalar, çalışmalar son derece önemli olmuştur. Yani sadece ilçe, il kademelerinin yapmış oldukları şeyler değil. 65'ten sonra artık köydeki köylünün veya fabrikadaki işçinin parlamentoda olup bitenleri öğrenme, kısmen öğrenme şansı vardı. Öyle ki Türkiye İşçi Partisi açıklayıncaya kadar Amerikan üslerine milletvekilleri şöyle dursun, başbakanın dahi giremeyeceğinden kimsenin haberi yoktu. Evet, bu çok önemli. Bunları Türkiye İşçi Partisi'nin
milletvekilleri açıkladılar. Aybar açıkladı kürsüden ve bunlar meclis tutanaklarına geçti. Bunun üzerine kimse kalkıp da bu koşullar içerisinde verilmiş olan üslere üs verilmesine sahip çıkamadı. Yani o kadar haklı ki NATO'ya karşı gelmekte, üslere karşı gelmekte ya başbakan giremiyor. Evet. Yani son derece haklı bir talep. Yani tabii haklı bir talepti. Sıradan bir insan bile, bir normal vatandaş bile rahatlıkla anlıyor. Ama ona bir anlatmak gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Dediğim gibi somut olaylarla anlatmak. Yani teorik olarak işte şu yapmışlar, şu şöyledir, bu böyledir dendiği zaman onu da anlaşılır da %5'i anlar. Tabii o dönemdeki Türkiye'nin insanların için buradan 40 sene, 50 sene öncesini konuşuyoruz. 45 sene öncesi. Şimdi peki Ayet abi, buradan ben bir Kenan Somer'in, ki biliyorsunuz sosyalist hareketin önemli düşünürlerinden ve bizim de fikir hayatımızda önemli rol oynamış bir hocamız Ankara'dan. O şöyle bir notunu gördüm ben. Diyor ki, Aybar'ın düşüncesinde bağımsızlığın Türkiye'nin kendine özgü koşullar içerisinde Atatürkçülüğe, kendine özgü koşullar içerisinde Atatürkçülüğe, demokrasinin halkçılığa, çünkü halkçılık ilkesi biliyorsunuz Kemalizmin son derece önemli bir ilkesi, yani demokrasi, bugün biz demokrasiyi silmemiz gerekiyor aslında. Bu anlamda da demokrat olmamamız gerekiyor. Halkçılığı yerleştirirsek, halkçılık ideolojisini, halkçılık anlayışını, halkçılık programını geliştirirsek o zaman demokrasi kendiliğinden çözülmüş olacak. Yani orada diyor ki, tekrarlıyorum, bağımsızlığın Türkiye'nin kendine özgü koşullar içinde Atatürkçülüğe, demokrasinin halkçılığa, sosyalizmin de milliyetçiliğe, çok önemli, sosyalizmin de milliyetçiliğe dönüştüğü görüşünü savunuyor. Parti olarak Aybar'ı böyle tarif ediyor. Yani buradan çıkarsama yapıyoruz. Bağımsızlık kendine özgü koşullar içinde bir Atatürkçülüktür. Çünkü zaten bağımsızlık ruhunu yerli sosyalizm açısından Aybar'ın da ortaya koyduğu ilke açısından Kemalizm Atatürkçülüğe dayanıyor. Demokrasi de halkçılığa, bunu Aybar kendisi de belirtiyor, bir yerde görmüştüm. Yani Türkiye'de 1930'larda uygulanan halkçılık programı, ki buraya hiç gelmiyor. Bugün demokrasi deyip burjuva liberal demokrasiyi yutturmaya çalışanlar ve demokrasi sanki buymuş gibi söyleyenler, ki biliyorsunuz demokrasi bunların anlattığı değil. Yani bu ikinci cumhuriyetçiler falan, kavram olarak da değil, uygulama olarak da bunların anlattığı şey demokrasi değil. Demokrasi diye bir başka şeyi yutturmaya çalışıyorlar. Diyor ki Kenan Hoca, bu halkçılığa da tekabül ediyor ve sosyalizmle milliyetçiliğe. Şimdi burada bir duralım Ayet abi. Bunu Kenan Hoca'ya bir alıntı olarak söylüyorum. Şimdi milliyetçilik kavramı son derece önemli. Yani bir şeyi de görüyoruz. Bunu 1947'de Tüstav'ın çıkardığı bir kitapta da, çok Reşat Fuat Baraner'i bilirsiniz. Yani milliyetçilik üzerine ben şu ana kadar okuduğum destanı yazan adam. Destan. O kadar önemli şeyler söylüyor ki, bir programda bunu okuyacağım, burada anlatacağım. Yani milliyetçilik 1940'lı yıllarda ne ifade ediyor? Ve Türkiye'deki sosyalistlerin hepsi bu anlamda milliyetçiydi. Ta ilk sosyalistler bile. Ve Türkiye'deki ilk Türkçüler de, ilk sosyalistler de hep milliyetçiydi. Mustafa Kemal bu anlamda en büyük milliyetçi. Ama milliyetçilik 1960'larda işte bu sürece çok denk düşüyor. Tipe karşı yürütülen mücadelede kirletildi. Milliyetçilik 1940'larda Nazizmle özdeşleştirildi. 1960'larda İşçi Partisi ve sosyalizmle birlikte o zamanki hareketlerle milliyetçiliği kendi tarihsel doğrusundan saptırarak kirletilmiş, başkalaştırılmış, farklılaştırılmış, faşizmle özdeşleştirilmiş bir milliyetçilik haline dönüştü. Sol bu anlamda milliyetçiliği tarihsel olarak, kavram olarak konuşalım, elinden kaçırdı. Ama burada Kenan Hoca bunu söylerken çok dikkate değer bir şey söylüyor ve milliyetçiliği sosyalizmle eşleştiriyor. Niye? Burada bir aidiyet sorunu var. Burada
milliyetçi olmadan, yani ülkeni sevmeden, yurtsever olmadan sosyalist umut ilkedir zaten. Yurtsever olmayan sosyalist olamaz. Çünkü sosyalist olmayan da yurtsever olamaz. Bunlar birbirini tamamlayan ögeler diye düşünüyorum. Benim düşüncemden ziyade ben şeyi söyledim, bir açıklamalı gittim. Kenan Somer Hoca'nın yaptığı bir tanım. Bu Aybar'ın düşüncesinde bunun olduğunu söylüyor. Sanmıyorum. Ben de siz anlarken bir yandan onu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Aybar yalnız Türkiye'nin bağımsızlığını... Ben bir şey söyleyeceğim. 18 Haziran 1967'deki konuşmasına atfen yapıyor bunu. Diyor ki geri kalmış ülkelerde sosyalizm ve milliyetçilik aynı anlama gelmektedir. Çünkü çağımızda milliyetçi olmak ancak ve ancak sosyalist olmakla mümkündür. Şimdi, Aybar'ın sözü. Yani şimdi evet. Yalnız hangisi? Bir şey daha ilave ediyor. Evet. Diyor ki milleti bir avuç iç ve dış sömürücünün pençesinden kurtarmak için ön safta sosyalistler çarpışıyor. 1968'de şunu da söylüyor. Buna çok önemli. Şimdi kavram bizi şey yapmasın. Tabii bizim milliyetçilikten gördüğümüz zararı tarif etmeye imkan yok ama çünkü uzun bir hikaye. Ama tarihsel baktığımız zaman şöyle diyor. Ben izin verirsen. Milliyetçi olmak yabancıya açıklıyor tabii bunu. Yabancıya aracılık ederek halkı geri ve yoksul yaşatan toprak ağaları, kompradorlar ve bunların efendileri olan emperyalizmle savaşmaktır. Yani bu bizim anladığımız milliyetçilik bu. Öteki ırkçılığa dayalı şu Budov Türkeş'in ortaya koyduğu mücadele ettiğimiz o ülke ocaklarına gelişmiş ve 40 yıl başımıza her türlü musibeti getirmiş olan o anlayış değil. İşte Aybar burada bunu çiziyor. Ve şöyle bağımsızlık ve milliyetçiliği sosyalizmin temel direkleri olarak gördüğünü kendisi belirtiyor. Şimdi, ne diyeceksin? Bunları, ama bunları ben o Ankara'daki ben bunları size sonra kaynaklarını veririm. Kendi şeylerinden şimdi alayım. Kendi sözleri. Tamam, kendi sözleri de o kendi sözler mutlaka bir olayla ilgilidir. Doğru. İşte onu siz açıklayın. Şimdi hayır, o olayı ben şu aşamada 97'de söylenmiş olan 67'de söylenmiş olan bir söz olayını nedenini bilemiyorum. Çünkü yani bir olaya bağlı olarak ben onu iyi hatırlıyorum. İyi biliyorum yani hatırlamaktan ziyade. Bir olaya bağlı değil, genel teorik bir tespit yapıyor. Şimdi yani geri kalmış ülkelerden bahsederken Afrika'yı gösteriyor. Şimdi Afrika'daki toplumların devlet kurma geleneği yok. Bizim sadece işte 500-600-700 sene Osmanlı İmparatorluğu var. Yani bizim onlardan belki ekonomik bakımdan geri kalmış ama durumdayız ama kültür bakımdan tabii çok ileri. Çok ilerideyiz. O bakımdan 1908'i yapmışız. Yani Afrika'daki bir geri kalmış toplumla Anadolu'yu aynı yere koyamıyorum. Kim söylerse söylesin. Benim kanım bu. Üstelik de Aybar'ın anlamış olduğu bağımsızlık ilkesi yalnız kendine has değil. Başkasının bağımsızlığına da saygı duyan bir bağımsızlık. Doğru, tabii. Ha, böyle olunca milliyetçilik, oradaki kastettiği milliyetçilik de kendi milletinin menfaatleri için başkasını köleleştiren bir milliyetçilik değildir. Kesinlikle, tabii. Zaten onun yaptığı için, tarifi söyledim. Ha, onun için yani Aybar'ın bütün ilkeleri bir arada olduğu zaman bu sosyalizm olur. Yani bu ilkelerden milliyetçiliği bir tarafa bırakalım, bağımsızlığı bir tarafa bırakalım, iki tanesini alalım, işçi sınıfını iktidar yapalım. Yok. Öyle sosyalizm. Ha, şimdi doğru, tabii. Aynen böyle doğru. Aldığımız zaman, bir algıladığımız zaman, bir bütün baktığımız zaman o bütünün parçaları içerisinde bu kastedilmişse milliyetçilik de vardır, bağımsızlık da vardır. Tabii, elbette tam ki. Aynen böyle. Zaten bunları ayırmıyor ve açıklıyor onu. Yani tekrar okumaya gerek var mı bilmiyorum. Yani bunu yabancı aracılık ederek halkı geri ve yoksul yaşatan toprak ağalar, kompradorlar ve bunların efendileri olan emperyalizmle. Yani burada yurtseverlik, milliyetçilik, sosyalizmle birleşen, yurdu seven,
bütün olumsuzluklara, yanlışlara, haksızlıklara karşı çıkma ve kendi ulusunu ırk temelinde değil, elbette, dünya insanlığı içerisinde eşit haklarda görme ve koruma anlayışı. Zaten budur. Yani Mustafa Kemal'in de milliyetçiliği budur. Başka bir şey değil. Ama bu, evet, sapıtıldı. Atsızlar 40'lı yıllarda bilirsin. Sonra 60'lı yıllardan ki anti-komünist çerçevede, komünizmle mücadele dernekleri çerçevesinde, MHP çerçevesinde yükseltti. Biz onları tartışmıyoruz. O değil bizim derdimiz. O işin yanlışlaması, olumsuzlaması ve kavramın, doğru kavramın, bu oluyor da. Yani bu sadece orada değil. Sosyalizm bile kavramsal olarak bu anlamda son derece yanlış noktalara getirilebiliyor. Şimdi ama böyle bir anlayış var. Bunu Türkiye'nin menfaatlerini koruma diye özetleyebiliriz bu, elbette, anlayış çerçevesinde. Şimdi buradan şöyle ise 1965 seçimlerine giriliyor. 65 seçimlerinde sizin de o köy çalışmalarında aktardığınız gibi 250 bin civarında bir oy alınıyor ve o günkü seçim sisteminde son derece demokratik. Sonra bu seçim sistemini İşçi Partisi'nin, ki başka yararlanacak parti yoktu, hem CHP hem Adalet Partisi başta olmak üzere CHP ile beraber bu seçim sistemini değiştirdiler. Yani milli bakiye sistemiydi. Oradaki o günkü nüfusa göre tabii 250 bin, o zaman nüfus 30 milyon civarında, 15 tane milletvekili çıkardı. Ne oldu Türkiye'de 15 milletvekili çıkınca? Siz ne yaptınız? Hareketin içerisi, ilçe, il başkanısınız. Türkiye'de ne gibi değişimler oldu? İşçi Partisi mecliste 15 milletvekiliyle nasıl ve ne tür bir siyasi mücadeleyi başlattı? Başlarına neler geldi? Bunları bize anlatır mısınız? Şimdi, pek detaylara giremeyeceğim. Çünkü ama önemli gördüğüm... Detay değil zaten. Yani Türkiye'deki genel politika. Türkiye'de, bir defa Türkiye'de Türk seçmeni parlamento nedir onu anladı. Parlamentoda neler söylenebilir, neler yapılabilir. Sadece bu da 15 tane, ki onun biri istifa etmişti. 14 milletvekili aktif olarak. O Esat Çaman diye birisi geldi gitti sonra, evet, istifa, evet, etti. Evet, evet. Hemen seçilir seçilmez istifa çok etmişti. Çok kısa bir süre parti. Bu Çetin Altan mecliste, parlamentoda unutulmaz. Yani bütün milletvekilleri üstlerine düşen görevi fazlasıyla yaptılar. Bunun sonucu da Yunus Koçak, yine Çetin ve diğer arkadaşlar büyük bir badire atlattılar. Öldürülüyordu. Nerede? Meclisin içinde. Tabii. Meclis salonunda. Hatırlıyorum. Oturdukları şeylerde milletvekillerinin tekmeli, silleli, yumruklu şeyleriyle Yunus Koçak hastanelere kaldırıldı. Öyle kurtarıldı. Konya milletvekiliydi sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Milli Bakiye'den seçilmişti. Konya'dan adaydı. Yani hiç Türkiye tarihinde olmamış bir olay. Ama niye bu tepki? Gerçekler söylendiği için. Bu çok önemli bir meclis konuşmasında. Bu 35 milyon metrekare Türkiye toprağı Amerika'ya satılmıştır. Bunu bir açar mısınız? Bu görüşmeyi, bu çok büyük gürültü kopardı çünkü mecliste. Şimdi saklıyorlardı. Milletvekillerinde dahi diyor, yani haberleri yoktu. İlk defa Türkiye İşçi Partililer bunu açıkladılar parlamentoda. O zamana kadar Demirel, yani, Başbakan. Demirel de Başbakan. Daha doğrusu Türkiye İşçi Partisi parlamentoya girdikten sonra dış politika meclise tartışılır olmuştur. Onun için dedim biraz önce. Parlamento. Şimdi hiçbir şey, dış ilişki müzakere edilmezdi. Neden edilmezdi? Dış politika sır. Yani gizli olacak, işte devletler arasındaki mahremiyeti olacak vesaire gibisinden konuşulmuyordu. Bunların parlamentoya girmesiyle basında yer almaya başladı. Çünkü mecliste yapılan konuşmalar yayınlanmasa suç teşkil etmiyordu. Buradan da bir bu görüşlerin, bu olayların millete iletilmesi mümkün oldu. Ve bunun sonucu da birçok gizli, kapaklı işler ortaya döküldü.
Bundan da hesaplarına gelmeyen insanlar diyeyim, işte bağımlı olanlar, emperyalizmin hizmetinde olanlar, Amerika'dan çıkarları olanlar büyük tepkiler gösterdiler. Bu en nihayet şeye kadar, parlamentodaki vuruşmaya kadar, yani şeyin Yunus Koçak'ın kafasına tabanca kabzasıyla vurdular. Evet. Şimdi o dönemi hatırlıyoruz. Daha yani o ilk gençlik yıllarında İşçi Parti parlamento mücadele son derece sert şekilde geçmeye başladı. Sonradan öldürülen Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, evet, o zaman Çetin Altan'ı parlamentoda bayağı kaba kuvvetle çok sert bir biçimde dövmüşlerdi. Yani ölümlerden dönmüşlerdi. Zor, aynı gece oldu, aynı akşam zor oldu bunlar. Yunus Koçak, onu da hatırlıyorum. Ben hastaneye zor yetiştirildi denebilir. Ve bütün mesele de Türkiye'nin bağımsızlığını meclis kürsüsünde bilmeyen halka, ki seçim konuşmaları da çok önemli. Onu da bir şey yapalım. Şimdi o parlamentoda o zaman parlamentoda seçime katılan partilerin adayları konuşurdu. Şimdi Sayın Aybar'ın da çok önemli bir şey var. Hep beyler derdi. Yani onun ünlü sözü değil mi? Yalnız, hı hı. Beyler derdi. Kime? Egemenlere, zenginlere, kompradorlara beyler diye derdi. Hatta bir espri yapar. Yani ben de beyler ailesinden gelme gibiyim ama bizimki farklıydı. Çünkü egemen bir yapısı yoktu kendi ailesinin. Kendisiyle de dalga geçecek kadar, kendisini eleştirecek kadar da alçak gönüllü ve mütevaziydi. Şimdi Türkiye'nin dış politikadaki bağımlılığı hiç dile gelmemiş o güne kadar. Evet. Yani bu konuda CHP de hiçbir şey söylememiş. İnönü de bir şey söylememiş. Çünkü Mehmet Ali Aybar şunu söylüyor. Bu da İnönü'ye karşı bir eleştiri olarak. Lord Curzon'a direndiği kadar Truman'a direnmedi. Bu çok müthiş bir eleştiri. Evet. Yani Lozan Anlaşması'nda Lord Curzon'a hayır dedi. Son derece direniyor ve Türkiye'nin Lozan Anlaşması'ndaki hakları için son derece öne çıkıyor, tavır koyuyor. Fakat 1946'larda Truman doktrini ile beraber Türkiye'nin Amerika Anlaşması ve Amerika'ya bağımlı hale getirilmesinin başlangıç noktalarında Truman doktrini o zaman, evet, buna karşı direnmiyor. Onun için Aybar şöyle söylemiş İnönü'ye. Lord Curzon'a direndiğin kadar Truman'a direnmedin. Hatta şöyle bir şeyin de Aybar'ın kendi yorumu olarak, Türkiye'nin İnönü üzerinden, İnönü tarafından Amerika'ya bağımlı hale getirilmesi ülkenin selameti açısından öyle bir tespitle başlamıştır diyor. Çok önemli bir tespit. Dikkat edilmesi gereken bir tespit. Ve ama şu biliniyor, 1946'larda Missouri'nin CHP döneminde Türkiye'ye gelmesi, İmam Hatip okullarının açılması, işte Türkiye'de demin örneğini verdim, Aybar gibi bir kişinin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in emriyle üniversitedeki işine son verilmesi. Evet. Çok önemli şeyler. Köy enstitülerinin kapatılması. Köy enstitülerinin kapatılmaya başlanması. Ve giderek Reşat Şemsettin Siler gibi, siz hatırlayacaksınız onları, başbakanların gerçekten son derece gerici tutumları. Bütün bunları topladığımız zaman Türkiye'nin 1965'e kadar olan süreçte üzerindeki, ki Demokrat Parti önemli bir şey, süreç bu arada, şeyi söyleyebiliriz, 27 Mayıs'tan sonra, İsterseniz 27 Mayıs'ın getirdiklerini de konuşabilirsiniz. 27 Mayıs'tan sonra da mevcut yönetimler Türkiye'nin bu bağımlılığı konusunda bir şey söylemiyor. Adalet Partisi zaten mekanizmanın içerisinde ve bir işçi partisi çıkıyor 15 kişiyle Türkiye, bağımsız Türkiye diyor. Ama bu arada orayı açmanızı isteyeceğim. Bir de yön hareketi gelişiyor. Ve bu arada gençlik hareketi gelişiyor. İşçi Partisi, gençlik hareketi ve yön hareketi. Bunların ortaklaşa bir bütünsellik içerisinde değerlendirmesini yapar mısınız? O zaman partiye nasıl yansıyordu? Yani Doğan Avcıoğlu yön hareketinin ideolojik mücadelesi
sizi nasıl etkiliyordu partililer olarak? İkincisi, gençlik hareketi yükseliyordu. Siz de gençlik hareketi içindeydiniz zaten aynı zamanda. Eğer yanlış yapıyorsam, öğrenciliğiniz de var o dönemde. Edebiyat Fakültesi'nde öğrenciliğim var, evet. Peki orada gençlik hareketinde içindesiniz. Şimdi gençliğin talepleri farklılaşıyor. Şimdi konuşmanın bir aşamasında söyledik. Dedim ki bunlar ilerideki ayrışmanın öncüsü olacak. O bakımdan bakmak gerekiyor. Bunu not olarak alalım dedi. Şimdi oraya geliyoruz. Çünkü zamana karşı da bu uzun süreci değerlendirmek için biraz atlayarak gitmek gerekiyor. Şimdi gençlik hareketi, yön hareketi, çünkü devrimci hareket de Türkiye'deki dönüşümde, sosyal mücadele tarihinde çok önemli bir hareket. Ve İşçi Partisi. Üç önemli dinamik. Evet. Bunların ki düşüncelerinizi alabilir miyim? Bunların uzun uzun anlatabilirsiniz. Ortak noktası, temel noktası 27 Mayıs Anayasası'dır. 27 Mayıs Anayasası'nın getirmiş olduğu imkanlar, gerek gençlik hareketleri, gerek siyasi partilerin, Sosyalist Parti'nin kurulması o anayasayla, TİP'in kurulması o anayasayla mümkün olmuştu. Gençlik hareketleri aynı vaziyette, emperyalizmle mücadele aynı. Yani hepsinin kaynağı 27 Mayıs Anayasası'dır. 27 Mayıs Anayasası'nın getirmiş olduğu demokratik hakların parti siyasi arenada, gençlik üniversiteden başlayarak her türlü eylemini, görüşünü ifade etme özgürlüğünü yaşadığı bir bedeli de oldu bunların hepimiz, her taraf için. Yön hareketi de düşünce alanında, ilkesel alanda, ki ben de yönü takip edenlerden birisiydim. Nasıl bayağı etkileniyordunuz onu da? Yani bir defa bir takım hakların neler olduğunu görüyorduk. O hakları kullanmak aşamasına geldiği zaman kendimiz karar vermeye çalışıyorduk. Ama etki altında kalmamamız mümkün değildi. Evet. Ve şöyle, yani yön hareketinin detaylarına bakmayacak olursak, Türkiye İşçi Partisi'nin öneriyle pek çelişen fazla bir yanı yok. Bazı iktidarı ilkesel nasıl alacağız? Orada büyük farklı. İktidarı nasıl alacağız da fark var. Evet, oradan zaten kaynaklı. Ama yani burada şeyin, Türkiye İşçi Partisi'nin görüşü kesin, samimi ve olması gereken. Bugün de aynı görüşteyim. Yani şeyin, büyük kitlelerin şekli çabası olmadan ve onlar iktidara gelmeden, yalnız parti içinde iktidar da yetmiyor. Bu Sosyalist Evrim Partisi'nin programlarında bu daha da aşılmıştır. Yani bürokrasinin, partinin, iktidarların bürokrasinin emrine girmesi mutlaka engellenmelidir. Ama koşulları ne zaman gelecek? 100 sene sonra mı? Tabii ben bunu yalnız Türkiye için söylemiyorum. Şu anda söylediğimi. Bütün dünya için, bütün dünyada bürokrasi en büyük delegedir. Yani insanlığın geleceği açısından. İnsanlığın geleceği açısından. Gerçek bir hümanizmin kurulması, yaşanması açısından. Sivil asker diye de bir ayrım yok. Genel olarak bürokrasinin, yani insan kendini ifade edebilmeli hiçbir engel olmadan. Şimdi şöyle bir süreçte yaşıyoruz. Şimdi işte yön hareketi, gençlik hareketi ve bir de İşçi Partisi, ki başta İşçi Partisi olmak üzere o dönemdeki Türkiye'nin sosyal hayatının en önemli dinamikleri. Bu dinamikler ama birbirleriyle temas halinde, birbirleriyle etkilenme içerisinde. Ve Türkiye'de gençlik hareketi içerisinde, bilmiyorum o süreci nasıl değerlendireceksin ama oraya geleceğim, çok önemli bir rol oynuyor Fikir Kulüpleri Federasyonu olarak Türkiye'de örgütlenmiş olan gençlik hareketi. Ve bir anekdot olarak ama önemli bir şey olarak belirtmek istiyorum. Fikir Kulüpleri Federasyonu Ankara'daki ilk seçimlerinde genel başkanlığa Doğu Perinçek seçiliyor. O zaman yeni bir asistan ve Mehmet Ali Aybar'ın büyük desteğiyle, kesin desteğiyle geliyor. Sonra o tabii siyasal süreç içerisinde Mehmet Ali Aybar Doğu Perinçek'ten desteğini çekmiyor. Ama
gelişen siyasal olaylarda Doğu Perinçek de öteki kongrede seçimi kaybediyor. Başkası geliyor. O arada yön hareketi toplumu son derece etkiliyor. Bu şimdi ortak şey, toprak reformu konusunda, sömürü konusunda, Amerika'ya karşı olmak konusunda, üstler konusunda hepsinde aslında hepsinin birbirleri arasında ciddi bir fark yok. Büyük bir program farkı yok. Ama öncelik farkı var. Şimdi İşçi Partisi'nin en önemli özelliklerinden, programatik özelliklerinden biri ki Behice Boran'la, bunlara girelim mi? Yani Behice Boran'la Aybar arasındaki giderek ortaya çıkan çözüm örgütlenme ve çözüm faktörü, yani mücadelenin nihai hedef açısından faktörü ayrışmayı da getirdi. Siz de işin içerisindeydiniz o zaman. Ama ben genel olarak bunu not ederek hemen bunu size soracağım. Sordum hatta. Ama bir şey ilave edeceğim. O zaman iki çizgi Türkiye Devrimci Hareketi'ne egemen oldu. İki çizgi. Biri Milli Demokratik Devrim. Yani buraya kim düşüyordu? Gençlik Hareketi buraya düşüyordu. Yön Hareketi buraya düşüyordu. İşte Mihri Belli, Doktor Hikmet Kıvılcım'da gibi Sosyalist Hareket'in çok önemli isimleri. Bir tarafta da Sosyalist Devrim diyen ki İşçi Partisi ve burada Aybar'la Boran arasındaki fark, Aybar sosyalizmle bağımsızlığı özellikle çok iç içe görüyordu. Zaman zaman bağımsızlık öne çıkıyordu. Aybar Boran düşüncesinde bu sosyalist süreç, sosyalist devrim bağımsızlıktan biraz daha. Çünkü bağımsızlık Milli Demokratik Devrim'in temel ögesiydi. Burada Aybar bir denge unsuru muydu? Yani ikisini de önemseyerek, bir potada eriterek. Ama İşçi Partisi içerisinde bir diğer faktör neydi? Boran'ın başını çektiği ve giderek derinleştirdiği bağımsızlık konusundaki tutumunun ikincil dereceye gelmesi ve önceliğe sosyalizmi alması ve bu arada 68, oraya geldik, Çekoslovakya olayları. Kesinlikle Çekoslovakya Dubček rejimine karşı Sovyetler Birliği'nin işgalci politikasına Aybar direkt ve göğüsten, kafadan karşı çıktı, değil mi? Öyle. Bu hatta başlangıçta evet, Behice Boran da ondan beraberdi. Sonra Polonya olayları. Bu çok önemli bir ideolojik ayrımı getirdi. Yani Sovyet yanlısı eğilimlerle bağımsızlık yanlısı, Aybar'ın temsil ettiği bağımsızlık yanlısı eğilimin çatışması. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi önce ben bir şeyi belirtmek istiyorum. Sadece mesele bağımsızlık meselesi Aybar'ın konusunda bağımsızlık meselesi değil. Neyse siz buyurun, söz sizin. Onun da temelinde örgütlenme meselesi vardı. Yani sadece Çekoslovakya olaylarına karşı gelmek bir bağımsızlık meselesi değildi. O ilkeyi, yani Behice Boran'ın ilkelerini benimsendiği takdirde örgütlenmede de Boran ve arkadaşlarının örgütlenme biçimini kabul etmek gerekiyordu. Bağımlılık veya Çekoslovakya olaylarına karşı çıkmak o örgütlenme biçiminin de gereğiydi. Oysa Aybar hem bağımsızlığı savunurken bağımsızca örgütlenme biçimini de savunuyordu. Ve bu örgütlenme biçiminin temeli aşağıdan yukarıya. Biraz önce TÜZÜK'ün 53. maddesini okumamın nedeni de zaten ve amaç maddesi, karakter maddesi, bağımsızlık şeyi de bu. Yani Türkiye İşçi Partisi deki ilkeler, programdaki ve TÜZÜK'teki ilkeler öncelikle diğerleri tarafından da kabul edilmiş, benimsenmiş olmakla beraber zamanca vazgeçtiler. Kabul ettikleri, benimsedikleri Behice Boran ve arkadaşlarını kastediyorum. Aybar yine kendi o görüşleri muhafaza etti. Nedir o görüşler? Bağımsızlık meselesi ve örgütlenme meselesi. Bu ikisini birbirinden ayıramayız. Bu ikisini birbirinden, yani örgütlenmeyle bağımsızlık meselesini birbirinden ayırdığımız zaman iş kopar. Bu örgütlenme biçimi
Yani emekçinin doğrudan doğruya kendisinin iktidar olması, öncülerin iktidarı değil, ondan yana olanların iktidarı değil, o acıyı çeken işçinin, köylünün iktidarı ve devleti içerisindeki yerleri, bunlar çok önemlidir Aybar'da. Evet, yani öncüyü değil de o doğrudan biz kendisini, evet. Çünkü acıyı çeken o. Özet olarak yani bizim hep bu dille konuştuk, böyle alıştık. Onun için hep onu söylüyorum. Sadece bağımsızlık meselesi değil. Çekoslovakya olayları veya parti içindeki veyahut da ben şimdi şeyi hatırlarım. 63-64'te ilk kongre oldu. 64'teki ilk kongre, tipin ilk kongresinde 53. madde gündeme geldi. Yok öyleydi böyleydi. Malatya Kongresi'nde. Mihri Belli ve arkadaşları getirdi. Ben de o kongrelerde girdim. O isimleri değerlendirelim. Yani Mihri Belli orada tabii müdahil oluyor, işin içerisine giriyor. Evet, önerileri var. Oldu ama kabul edilmedi, reddedildi. Yani sadece o... Bizim 68 kuşağının öncü isimlerinin hepsi aşağı yukarı o sırada, onları da anlatın. Yani o sırada tanıdıklarınız, görüştükleriniz, ortak bir şey yaşadıklarınız varsa onları da söyleyin. Öncülerin hepsi, yani 68 kuşağının önemli isimlerinin tüm aşağı yukarı İşçi Partisi üyesi oldu. Yani buna Doğu Bey de dahil, Deniz Gezmiş de dahil, Mahir de hepsi, yani isim olarak söyledim, yanlış anlaşılmasın. Onlar bizim öncülerimiz, önderlerimiz. Bunların hepsi İşçi Partisi'nden bir biçimiyle geçmiş. Şimdi bunlara ait düşünce, öneri, şimdi ben, varsa konuların getirdikleri, yani konuların da hatırlattığı diyeyim, isimleri söylüyorum. Hı. Ama isim söylemiş olmak için yanlış bir şey de söylemek istemem. Yok, hayır, onu istemiyoruz. Yani benim şeyde, çünkü Mihri Belli kendisi kongrede vardı, oturduğu yer gözümün önünde. Ha, oradaydınız siz de. Yani bütün kongrelerde vardım. Onlar yani şimdi, dinamikleri anlatırsan çok iyi olur. 64 Genel 1. Kongresi'nde, 66 Malatya Kongresi'nde, 3. ve 4. Genel Kurullarda Ankara'da oldu. Hepsinde hem delegeydim hem doğal delegeydim. Yani ikinci Genel Yönetim Kurulu, İzmir'de yedek olarak Genel Yönetim Kurulu'na seçildim. İzmir'den sonra Malatya'da ve sonra da asıl üye olarak yönetim kuruluna, genel yönetim kuruluna seçildim. Ve genel yönetim kurulunda bütün toplantılarına, Kırklareli'nden kalkıp nerede yapılırsa oraya gittim. Şimdi demin söylediğiniz aklımdaydı. Vietnam meselesi, Kıbrıs olayları var. Kıbrıs olaylarında Türkiye İşçi Partisi'nin almış olduğu... varsa... Tamam, yok, devam edin. Almış olduk. Kararların Bursa'da açıklandığı Genel Yönetim Kurulu toplantısında Adnan Cemgin linç ediliyordu. Niye? Ya ölüm, pardon. Ya Taksim. Ya Taksim, tabii. Slogan buydu diğer bütün şeylerin. İlk defa Türkiye İşçi Partisi Federasyonu savunmuştur. Ve sonra... Eşit haklara sahip iki federe devletten oluşan Kıbrıs tezini o zaman savundu. Evet. İlk defa atan... ortaya atan Türkiye İşçi Partisi'dir. Evet. Ve bugün o zamandan bu zamana resmi politikası olmuştur devletin. Niye? Çok önemli yani. Niye? Çünkü Türkiye İşçi Partisi ve Aybar başta gerçekçiydi. Gerçeklere dayanan politikaları izliyordu. Vietnam'daki gitmesinin, oraya seçilmesinin sebebi de onun sadece bir düşünür olmasından değil, gerçekçi bir politika izlemesindendir. Bu Kıbrıs konusundaki, Kıbrıs politikası konusunu biraz daha açabilirsiniz yani elinizdeki bilgiler. Bilmiyorum, zaman ve şey meselesi. Zaman var, önemli çünkü. Yani Kıbrıs politikası çok önemli. Çünkü bugün de aynen devam ediyor. 45 yıl geçti, sorun aynen devam ediyor. Bu bakımdan o gün bakışın bugüne vereceği dersler var. Vietnam konusu da uluslararası düzeyde emperyalizmin ne olduğunu açıklamak ki direkt şu anda bizi etkileyen bir konu. Ona geleceğiz. Russell Mahkemesi'ne geleceğiz. Orada Aybar'ın büyük rolünü ve Ermeni soykırımı, John Paul Sartre'a karşı Ermeni soykırımı konusundaki görüşlerini de açıklamaya çalışacağız. Ama bu Kıbrıs konusunu mümkünse açalım. Şimdi Kıbrıs konusunda Türkiye'nin tezi, işte bugünkü Türkiye'nin teziydi. Hı hı.
Bugün biraz farklı anlam planıyla hocam, bugünkü... O tabii onlar şey yapıldı ama başlangıçtaki tezi değil evet. Ve anlaşmalara... Denktaş'ın, Sayın Denktaş'ın evet. Tezi ve Türkiye'nin resmi tezi. Daha önceki devletler AKP'yle, arasındaki anlaşmaya... AKP'ye biraz bu konuda gönderme yapalım. Onlar vermeye çalışıyorlar Kıbrıs'ı, Talat falan da. Yani şey, daha önce yapılmış olan bir anlaşma var, Londra Anlaşması. Hı hı. Bu anlaşmaya göre Türkiye adada asker bulunduruyor. Yani ve istemiş olduğu şey karşı tarafa da bir haksızlık değil. Gerçek orada yaşayan Rum vatandaşlar var, yani Kıbrıslılar var. Onlar kendi bölgelerinde. Türkler de kendi bölgelerinde insanca yaşasınlar. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Sayın Erdoğan, Başbakan, 1964'lerdeki Kıbrıs konusunda İşçi Partisi'nin tezlerine, düşüncelerine ve meclis tutanaklarında söylediklerine bakın, çözümün kendisi oradadır diyebilir miyiz? Onlara çok şey söyleyebiliriz meclis tutanaklarını götürdüğümüz zaman. Yalnız onlara da değil, bütün diğerlerine de. Yani çünkü... ve parlamentoda oturarak politika yapmak, televizyondan mesaj göndermek değil. Bugün hiçbir parti diyeceksiniz televizyon var. Hayır. Benim yine görüşüm o. Kahve kahve, köy köy dolaşıp o sıcak temas var ya, o temastır elektrik akımını sağlayan. O temastır güveni sağlayan. O güven olmadıktan sonra kimse kafasındaki oy verdiği yer, yerine gider oraya oyunu verir. Yani inanması için insanın, güvenmesi için kafasındaki soruları sorması lazım. Evet. O soruya da cevap televizyonda alamaz. Ama yüz yüze geldiğimiz zaman, biz gittiğimiz zaman kahvelerde falan anlatmazdık. Sorulu cevaplı. Onlar sorardı, biz sorardık. Biz onlardan çok şey öğrendik. Aybar dahil. Aybar'ın sözüdür bu. Halen, kitlelerin öğrencisi olmak ve öğretmeni olmak. Yani tabii karşılıklı etki yani. Tepki. Yani ben Aybar'dan öğrendiğim önemli şeylerden biri de 70 yaşında derdi benim öğrenecek çok şeyim varmış. Ve bunu içten, yürekten söylüyordu. Çok önemli. Bu olmadığı sürece işte o bürokrasi de öyle oluşuyor. İşte kalıplaşıyor, kalıplaşıyor. Git, gel, git işte bu kadar öyle. Şimdi o çerçevede 68'e doğru geliyoruz. Yani ayrışma dönemi evet. Ve Çekoslovakya olaylarına baktık kısaca. Çekoslovakya olayları çok önemli bir tartışma konusunu parti içerisinde getirdi. Türkiye'de getirdi. Ve o dönemki dünya bütünlüğü içerisinde sosyalist blokla emperyalist blok arasında, ABD'nin başını çektiği blok arasındaki çelişkiler çerçevesinde dünyadaki bütün partileri de etkiledi. Yani İtalyan Komünist Partisi, o zaman sanıyorum Berlinguer'di, Fransız Komünist Partisi, bunların Çekoslovakya olaylarına bakışı dünyadaki sosyalist denen partileri de farklı noktalara çekti. Bir kısmı ki Fransız Komünist Partisi böyleydi, Marshall'ın başkanlığında. Tam bir Sovyet yanlısı bir tutum aldı. Ama ötekilerin hepsi eleştirel baktı. Türkiye'de de parti içerisinde iki farklı görüşü getirdi. Çekoslovakya'ya müdahale, Prag Baharı ya Ağustos'unda, 1968 Ağustos'undaki Çekoslovakya'nın işgalini normal gören, doğru gören, haklı gören bir kesim, İşçi Partisi'nden bahsediyorum. Bir de ona karşı çıkan, bu yanlıştır, Rusların kaderlerine, tayin hakkına aykırıdır diyen Aybar. Bu önemli bir çelişki. Bunu bir tekrar değerlendirme şansımız olursa ona bakarız. Bir de bu sırada çok önemli bir şey oluyor. Russell Mahkemesi. Yani Amerika, Vietnam'da dünya tarihinin en büyük jenositini, soykırımını uygulamaya çalışıyor. Bombalar kullanıyor. Vietnam, Vietcong direniyor. Vietnam halkı direniyor. Ve bizim de içinde yaşadığımız, çok canlı bildiğimiz bir süreçte Vietnam Savaşı Amerika'nın önündeki en büyük handikap oluyor. Ve bu arada ünlü filozof ve matematikçi Russell, yasal bir temeli yok ama o günkü siyasal konjüktürde, uluslararası çapta
çok büyük etki yaratan, çok büyük sempati üreten bir şey geliyor, tavır gelişiyor ve bir uluslararası mahkeme kuruyor. Bu mahkemeye de 15 kişilik çok ünlü kişilerden seçilmiş Aybar'ı da seçiyorlar. Ve bu süreç nasıl oldu? O konuda açıklar mısınız? Russell Mahkemesi'nin özelliği. Şimdi Russell Mahkemesi'nin özelliğini siz özetlediniz. Evet. Eksikiz. Aybar'ın çağrılması, davet edilmesi, yani Aybar'ın bir başvurusu sonunda değildir. Russell tarafından dünyadaki dünya devletleri içerisinde, toplumlar içerisinde benim değerlendirmem emperyalizmle ve bağımsızlık yanlısı olarak yapılan bir mücadelenin bayraktarı, bayrağını taşıması dolayısıyla, yani Türkiye'deki İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi'nin lideri olması nedeniyle ve oradaki tutumu, yani bağımsızlık meselesindeki ısrarlı tutumudur Aybar'ın Vietnam Mahkemesi'ne, Russell Mahkemesi'ne davet edilmesinin sebebi. Orada da aynı tarafsızlıkla, aynı bağımsız düşünceyle, aynı emperyalistle, milli emperyalistle mücadelede olduğu gibi konuyu irdeleyip bir karar vereceğinden emin olmalarından. Bunun sonucu olarak da yani Türkiye orada temsil edilmiş oldu bir bakıma. Yani emperyalizme karşı verilen mücadelede tıpkı 1918'lerde, 20'lerde ki emperyalizme karşı yapılan mücadele gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi aynı cephede Aybar'ın olmasının, yani aynı çizgiyi muhafaza etmesinin rolünün büyük olduğu kanısındayım. Şimdi şöyle bir soru da, soru değil de bir açıklama açısından. Yani İşçi Partisi mücadelesinde özellikle Aybar döneminde Cumhuriyet değerlerinin tümüne sahip çıkılmıştır. Bayrak dahil, Mustafa evet. Kemal dahil. Bu bugünkü sola, bugünkü soldaki bir takım sapkınlıklara iyi bir örnek ve cevap niteliğinde benim düşünceme göre. Çünkü bizde sol adına bir takım inkarcı tutumlara girildi. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı bugünkü? Var. Şimdi sol dediğiniz zaman bugünkü solda ben bir program, bir ilke görmüyorum. Yani bir bakıyorsunuz birisi soldayım diyor. O başka bir şey söylüyor. Ben soldayım diyen o da bir başka bir şey söylüyor. Hiç birbiriyle çelişen şeyler. Hı hı. Yani bir ideoloji kalmamış. İdeolojik birlik yok. Yani eğer bunun başka bir isim anarşi olsa tamam. Anarşizm. Herkes bir tarafa gider. Ama solculuk, sosyalizm anarşi değil. Dikkatinizi çekiyor mu Ayet abi söyledi. Şimdi bakıyorsunuz, yani izliyoruz televizyonu, sözüm ona eski soldan gelme, bizim kuşaktan ya da daha sonra. Bunlar şimdi ne sınıf diyor, ne emperyalizm diyor, ne bağımsızlık diyor, ne milli mücadele diyor, ne millicilik diyor, ne kuvayi milliye diyor. Bambaşka yepyeni ki bizim sol değerlerimiz bu kavramlar üzerinde gelişiyor. Evet. Bunların hiçbirini kullanmadan, hiçbirinin içeriğine bakmadan, sömürü yok, emperyalizm yok, BOP yok, yani Büyük Orta Doğu Projesi yok, feodalite yok. Şimdi Aybar'ın bir görüşü diyor ki, toprak ağalığının, yani ben onun kelimeyi, cümleyi aynen belki kullanmayabilirim ama anlayış aynen böyle, toprak ağalığının, feodalitenin olduğu yerde demokrasi olmaz. Olmaz, diyor. Evet. Hatırlıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de feodaliteyi ideolojik anlamda ve ekonomik ilişkiler anlamında yok etmeden, bunu esas alarak, bunu ortadan kaldırmadan, bir işin bir yönü de bu. Ve bağımsızlığı yine Mehmet Ali Aybar'ın sözünden kaynaklanarak, demokrasiyi esas al, bağımsızlığı esas almadan demokrasiyi nasıl geliştireceksiniz? Örgütlenmeyi de, yani örgütlenme biçimini de esas almadan doğru, da demokrasi olmaz. Yani
Bunların hepsi bir bütün. Ama maalesef bizim işte bu, bakın, Aybar sonuna kadar TÜZÜK'teki program ve ilkelere hem Türkiye İşçi Partisi'nde hem aynı ilkelerin devamıdır Sosyalist Devrim Partisi kendisinden, o bu ilkeler üzerinde sonuna kadar yapabildiğini, Türkiye'ye verebildiğini vermeye çalıştı. Ötekiler niye ayrıldılar? Hiçbir somut gerçek yok. Yani gerçekçi bir politika ya taklit, sağdan soldan gördüklerine benzettik bir takım özentilerle oralara gittiler. Evet. Ayrılmanın sebebi ne? Şimdi evet abi, bizi yönetmen de uyarıyor, vaktimiz daralıyor ama şu şeyi koyalım. Sartre mahkemesinde, pardon Russell mahkemesinde Sartre bir tez de ortaya çıkıyor. Amerika'nın Vietnam'da uyguladığı jenosite, dünyadaki jenositleri de, burası Mehmet Ali Aybar açısından evet, son derece önemli, vurgulayarak söylüyoruz. Söylüyorum, beraber söylüyoruz. Sartre bir tezle çıkıyor. Diyor ki Amerika jenosit uyguluyor. Evet, hı hı. Russell mahkemesi bunu mahkeme edecek. Ama o jenosit tarihi içerisinde yakın tarih 1915'te Türkiye'deki Ermeni tehciri karşısında da o olayı da bir soykırım olarak nitelemeye çalışıyor Sartre. Evet. Mehmet Ali Aybar buna karşı çıkıyor şiddetle. Evet. Ve Sartre'ı ikna ediyor. Diyor ki bu bir jenosit değil, bir soykırım değil. Burada olup biten o günkü tarihsel koşullar içerisinde olması karşılıklı gereken bir öldürme hareketidir. Ve bu tezi kabul ettiriyor. Eğer Sartre'a bu tezi, o zaman Mehmet Ali Aybar bu tezi kabul ettirmemiş olsaydı ya da böyle bir şey yaşanmamış olsaydı, belki o zaman Ermeni soykırımı uluslararası bir mahkeme tarafından kabul edilmiş olacaktı. Tabii. Sırf bu bile Mehmet Ali Aybar açısından Türkiye tarihine çakılmış çok önemli bir çividir. Her şey unutulsa bile bu unutulmaz. Böylesine büyük bir siyasal başarısı ve yurtsever başarısı, anti-emperyalist başarısı var. Şimdi ben şeyi de unutmayalım pardon, diyorum. Buyurun. Şu 53. maddeyi. Örgütlenme biçimini. Bunu çünkü tabii ya, Türkiye'yi kurtaracak olan, hatta dünyayı kurtaracak olan, bence emekçileri kurtaracak olan, emekçilerin doğrudan doğruya iktidar olmasıdır. Ürettiği malın sahibi olması, üretimin ürettiği malda egemen olmasıdır. Başka türlü ona da giden yollardan biri, daha iyisini bulurlarsa da buyurup getirsinler. Şimdi, bölünmenin nedeni de pardon bu. Evet. Yani Behice Boran da, Sadun Aren de, Mihri Belli de tümü bu örgütlenme biçimine karşı oldukları için bağımsızlıktan kaçtılar. Yahut da Çekoslovakya olaylarını desteklediler. Desteklensin dediler veya eleştirdiler. Yani, bağımsızlık bir bütündür. O bütün, bu örgütsel anlamda da vardır diyorsunuz. Tabii vardır. Her şeyde. Başka türlü olmaz ki. Evet. Yani örgütsel olarak birisine bağımlı olduğunuz takdirde model olarak aynı modelse bir yerde birleşeceksin. Evet. Şimdi programın sonuna geldik. Biz bu konunun tabii programatik olarak İşçi Partisi'nin programı bölünmeler, gençlik hareketi, etkilenmeler, Aybar'ın partiden istifası, teşekkür ediyorum, parti programını bulamamıştım, aldım. Artı ondan sonra çok önemli bir şey var, Sosyalist Devrim Partisi uygulaması var. Bir uygun zamanda biz gelecek programda hazırlıklı bugünkü buna devam böyle edelim. Çünkü konular bile çok önemli. Aslında ele aldığımız şu andaki her konu başlı başına bir program konusu. Şimdi Russell Mahkemesi bu kadar kısa değil. Değil, Vietnam tabii. Savaşı bu kadar değil. Behice Boran, Boran Aren ekibine karşı Aybar'la olan çelişkiler bu kadar kısa geçilecek mesele değil. Son derece kökleri olan, temelleri olan, özellikleri olan ve uzun uzun anlatılması gereken süreç, gençlikle olan ilişkiler, gençliğin İşçi Partisi içerisindeki etkinliği, doğrusu yanlışıyla, zaafıyla tabii, neyse
bunları konuşamadık. Zaman bitti. Ben iyi akşamlar diliyorum hepinize. Önümüzdeki programlarda buluşmak üzere, görüşmek üzere diyorum. Saygılarla Ayet abi, sizin son sözünüz varsa onu saygılar, da... sevgiler. Bu belirti. Teşekkürler. Tabii bu arada biz bizi yönetici arkadaşlara, program çeken arkadaşlara da teşekkürü unutmayalım. Onların da bizim kadar emeği var bu işte. Bizi bekliyorlar. Hepsine teşekkürler.